Gece yarısı karanlık bir odada uyandığınızda hareket edemediğinizi fark ettiniz mi? Üzerinizde ağır bir baskı hissediyorsunuz, nefes almak zorlaşıyor ve odada bir gölge beliriyor. Bu deneyim halk arasında karabasan olarak bilinir. Peki bu korkutucu deneyim nedir? Bilim ve mitoloji bu olayı nasıl açıklar? Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karabasan, uyku sırasında yaşanan, hareket edememe, konuşamama ve yoğun bir korku hissi ile karakterize edilen bir durumdur. Bu fenomen, tarih boyunca farklı kültürlerde çeşitli isimlerle anılmış ve açıklanmıştır. Peki, bu korkutucu deneyim tam olarak nedir? Karabasan, sadece modern bir fenomen değil, binlerce yıl öncesine dayanan bir korkudur. Eski Yunan'da Epialtes olarak bilinirken, Ortaçağ Avrupa'sında Mara adı verilmiştir. Türk kültüründe ise Karabasan veya Karabasan olarak bilinir ve geceleri insanların üzerine çöken kötü bir varlık olarak tasvir edilir. Mitolojilerde bu yaratıkların insanların ruhlarını ele geçirmeye çalıştığına inanılırdı. Eski medeniyetlerde Karabasan deneyimi doğaüstü güçlerle ilişkilendirilirdi. Antik Yunan'da Epialtes, uyuyan insanların üzerine çöküp onları korkutan bir yaratık olarak tanımlanırdı. Ortaçağ Avrupa'sında Mara, geceleri uyuyan insanların kabuslarına girerdi. Türk kültüründe ise Karabasan, Karabasan olarak bilinir ve kötü ruhların işi olduğuna inanılır. Bu kötü ruhların insanların ruhlarını ele geçirmek için geceleyin üzerlerine çöktüğü düşünülürdü. Bilimsel olarak Karabasan, uyku felci olarak adlandırılır. Bu durum genellikle REM uykusu sırasında beyin uyanırken kasların hala paralize olduğu bir geçiş sürecinde meydana gelir. Uyku felci, uyku düzenindeki bozukluklar, stres, yorgunluk veya düzensiz uyku saatleri gibi faktörlerle tetiklenebilir. Beyin uyku sırasında aktif kalır ancak vücut hareket edemez. Bu da korkutucu halüsinasyonlara yol açar. Uyku felci sırasında yaşanan halüsinasyonlar genellikle korkutucu ve gerçekçidir. Bu halüsinasyonlar görsel, işitsel ve dokunsal olabilir. Kişi odada bir varlık hissedebilir, üzerindeki baskıyı fiziksel olarak deneyimleyebilir ve hatta sesler duyabilir. Beyin uyku ve uyanıklık arasındaki bu geçiş sürecinde rüyaların gerçek dünya ile karışmasına neden olur. Uyku felci sırasında yaşanan halüsinasyonlar genellikle korkutucu ve gerçekçidir. Görsel halüsinasyonlar arasında odada bir figür ya da gölge görme, işitsel halüsinasyonlar arasında ise fısıltılar veya ayak sesleri duyma yer alır. Dokunsal halüsinasyonlar ise üzerinizde bir baskı hissi veya bir şeyin sizi tuttuğunu hissetmek gibi olabilir. Bu halüsinasyonlar, beynin REM uykusu sırasında rüya görme yeteneğinin uyandığınız anda hala aktif olmasından kaynaklanır. Beyin, uyku ve uyanıklık arasındaki bu geçiş sürecinde rüyaların gerçek dünya ile karışmasına neden olur. Karabasan'ın farklı kültürlerdeki yorumları ve başa çıkma yöntemleri de ilginçtir. Japon kültüründe Kanashibari olarak bilinir ve kötü ruhların işi olduğu düşünülür. Japonya'da bu durumu önlemek için yatak odalarına koruyucu tılsımlar asılır. Mısır'da ise bu duruma cinlerin neden olduğuna inanılır ve cinlerden korunmak için dualar okunur. İskandinav mitolojisinde ise Mare adlı kötü ruhlar insanların göğsünü oturarak onları korkutur. Her kültür bu korkutucu deneyimi kendi inanç sistemleri ve ritüelleriyle açıklamaya çalışmıştır. Bu ritüeller ve inanışlar insanların karabasanla başa çıkma ve kendilerini koruma yollarını göstermektedir. Karabasan sadece bilim ve mitolojide değil, aynı zamanda sanatta da önemli bir yer tutar. Ünlü ressam Henry Fuseli'nin The Nightmare adlı tablosu Karabasan deneyimini çarpıcı bir şekilde tasvir eder. Edebi eserlerde ve filmlerde de Karabasan teması sıkça işlenir. Örneğin H.P. Lovecraft'ın hikayelerinde ve korku filmlerinde Karabasan benzeri yaratıklar ve deneyimler sıklıkla karşımıza çıkar. Sanat, Karabasan'ın korkutucu doğasını ve insan psikolojisi üzerindeki
etkisini anlatmak için güçlü bir araçtır. Bu eserler, izleyicilerin ve okuyucuların Karabasan'ı daha iyi anlamalarını ve bu korkutucu deneyimi görselleştirmelerini sağlar. Karabasan, tarih boyunca insanları korkutan bir fenomen olmuştur. Ancak bilimsel açıklamalar ve modern başa çıkma yöntemleriyle bu korkunun üstesinden gelmek mümkündür. Bu deneyimi yaşayanların yalnız olmadığını bilmek ve doğru bilgiyle hareket etmek, Karabasan'ın gölgesinden çıkmanın anahtarıdır. Kanalımıza abone olabilir ve yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.